Kim ya? Bütün şunu. Şimdi 24 Haziran'da Cumhuriyet Partisi'ni iktidar, Sayın Muharrem'in Cumhurbaşkanı, milletimizi baş tacı yapmaya geliyoruz. Baş tacı. Değiştirecekler. 24 Haziran'da Türkiye değişecek. Türkiye bu değişime hazır. Ve Türkiye şunu çok iyi biliyor ki değişimin adresi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce. İnsanlar buna inanmışlar. Gittiğimiz yerlerde insanlar şunu söylüyor. 24 Haziran seçimleri tarih yazacak diyorlar. Hakikaten de tarihe geçecek bir seçim olacak. Ama çok çalışacağız. Çok çalışmamız lazım. Çünkü ülkemiz bizden bunu bekliyor. Aydınlık günler gözükmüyor önümüzde. Eğer biz iktidarı alamazsak. Yaklaşık 5 saatten beri Alaşehir'de yürüyorum. Ama inanın hiç yorulmadım. Yorulmaya hakkımız yok. Yorulmayacağız.
el ele vereceğiz ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkartacağız. Ben buna inanıyorum. Şimdi gözlere bakıyorum. Herkesin gözlerinin içi gülüyor. Siz de inanıyorsunuz. El ele vereceğiz ve biz bu işi tamamlayacağız inşallah. Sağ olasın. Sağ olun. Ben de Kula'dan geliyorum. Dün de Demirci ve Köprü başındaydım. Demirci'de kadınların çalıştığı atölyeleri gezdik. Kadınlar şunu görmüşler, çocuklarının eğitiminden memnun değiller. Sınav tarihinin değişmiş olmasına tepkililer. Kadınlar bu değişimi istiyorlar. Ardından köprü başına geçtik, çiftçilerle buluştuk. Çiftçiler hallerinden memnun değiller. Çiftçiler değişim istiyorlar. Çiftçiler kendisine değer verilmesini, ürünlerinin para etmesini, maliyetlerinin düşmesini istiyorlar. Çiftçiler, gençler, kadınlar, herkes bir değişim istiyor. Muharrem İnce rüzgarını yakalamışız. Milletvekili adaylarımızla birlikte yolda yürüyoruz. Vehbi Bey şimdiden ben tebrik ediyorum, ikinci sıra milletvekili adayımız. Kesin milletvekilimiz Özgür Bey'i de tebrik ediyorum. Tüm Akhisarlılara da müjdeliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı yakındır. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı yakındır. Tebrik ediyoruz. Tüm milletvekili arkadaşlarıma, aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 24 Haziran'da her şeyden önce bir anne olarak çocuklarımızın geleceği için oyumuza sahip çıkalım diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın İlçe Başkanım, geçmiş dönemlerde bu görevleri yürütmüş değerli büyüklerimiz, belediye meclisimizin çok değerli üyeleri, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın değerli başkanları, yöneticileri, gençlik kollarının değerli il başkanı, bugün burada bu seçim döneminin ilk çalışmasını yaptık. Seçim büromuzu açacağız. Akşam da hep birlikte Zeytinliova'da büyük bir mitingi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bugün Akhisar'a gelip meslek örgütlerini, odaları ziyaret ettiğimizde, yolda yürüdüğümüzde bizi durduran, kolumuza giren bütün Akhisarlılar Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorlardı. Üç dönemdir Akhisar'a geldiğimizde farklı sebeplerden ötürü boynumuz bükük geliyorduk. Akhisar'da seçilecek yerden bir milletvekilimizin olmamasının eksikliğini çekiyorduk. Manisa'da oluşan listelerimizde Akhisar uzun süredir hak ettiği yeri bu listede ikinci sıradan çok sevdiği, doğduğu ve doyduğu yerde siyaset yapan, partimize emeği olan, geçen belediye seçimlerinde belediye başkanlığını çok ufak bir farkla kaybeden ve hem örgütümüze hem Akhisar'a emeği olan Vehbi Bakırlıoğlu kardeşimizin aday gösterilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorlar. Bu Akhisar için büyük bir şans, aynı zamanda büyük bir ödev. Bundan sonra tüm siyasi partiler sıralamasını yaparken, gelecekte yapacağımız ön seçimlerde tüm üyelerimiz tercihlerini yaparken, Akhisar gibi nüfusu fazla, seçmeni fazla ve partisi açısından da potansiyeli fazla olan bir ilçede ön sıraya aday koymanın nasıl sonuç doğurduğuna bakacaklar ve bundan sonra tercihler o şekilde yerine gelecek. Benim bugün Akhisar'da aldığım hava hiç mütevazi bir tahminde bulunmaya beni itmiyor. Akhisar'da her iki seçmenden en az bir tanesinin oyunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneleceğini görüyoruz. Buradan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Türkiye'de Muharrem İnce'nin edildiği %50+1, Akhisar'da Vehbi Bakırlıoğlu'nun hedefi %50+1. Bunu görelim, bunu görelim. Akhisar'da belediye seçimlerinde alacağımız sonuç, Akhisar'da milletvekilliği seçiminde alacağımız sonuç, yapılacak belediye seçimlerindeki sonucunda müjdecisi olacak. Hep birlikte var gücümüzle 24 Haziran'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için ve Akhisar'ımızın gelecekte belediyesinde de sosyal demokrat bir belediye başkanına kavuşması için hep birlikte çalışacağız. Akhisar'da gördüğüm havadan, Akhisar'da esen rüzgardan, Akhisar'daki moralden, Akhisar'daki motivasyondan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şimdiden Akhisarlılara teşekkür ediyorum. Şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran'daki başarısını kutluyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar dışarı çıkın, içeride kalmayın. Açın da iki yanı açın. Evet açalım. Arkasını aşağı in. Evet. Geldin mi? Evet biraz daha geri geldik. Siz de çok daha güzel çekim yaptık. Evet adayımız da gelsin. Evet olur. Evet. 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 Durun. 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 Beraber. Bakıyoruz. Buradayız. Buradayız. Tamam mıyız? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Herkes tamam. Tamam. Buyurun size. Gel. Aynen sen öyle geç. Gel abi sen de böyle başla. Evet evet. Açalım evet, biraz daha geliyor. Şöyle gel. Evet. Bu sandalyeyi alalım. Biraz daha geliyor. Evet tamam. Evet. Şöyle. Buradayız. Buradayız. Evet. Kadın Kolları Başkanımız nerede? Kadın Kolları Başkanımız. Başkanım. Beyti Başkan'ın yanına geçin, Beyti Başkan'ın yanına. Evet. Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun. Yetiştik burada, hareket burada. Evet, evet, çok güzel. Tamam, şu şekilde. Evet. Ama dolayısıyla bir tane de seni çekecekler. Bir de buraya. Burada iniyor. Helal Ceygo. Bak bu bilgi sana. Cengiz, efendim. Evet. Nerede bırakma? Nasıl yapacaksın? Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Ben de iyiyim. Sağ ol. Sağ ol.